Selamünaleyküm Formel Motors'un değerli aboneleri. Yeni bir araçtan, yeni bir videodan herkese merhabalar. Ben Ramazan Usta. Aracımız Volkswagen Passat 1.4 TSI 2012 model. Şöyle sizlere aracımızı paylaşalım. Passat'ın en çok Avrupa'da tutulan kasaları Türkiye'de maalesef seçilmiyor. Kullanılmıyor. Benim de en sevdiğim Station variant arkadaşlar. Ve aracımızın kilometresi gerçekten çok iyi. 81 bin kilometrede. 2012 model. Şimdi müşterimiz bu aracı dün almış. Dün teslim almış. Kendisiyle görüştüğümüzde bu kasadan bu kilometrede en düşük bu. Doğru mu abi? O yüzden sizlere de paylaşmak istedim. Şimdi bir engine flash yapacağız. Aracımızı daha yeni lifte aldık. Motor sıcakken hemen uygulayacağız. Çalışsın. DSG mekatronik güçlendirilmiş tüp uygulaması bu araca gerçekleştireceğiz. Bakalım tüpümüz ne durumda. Aracımızın filtreleri değişecek. Fren sıvısı değişecek. Ek olarak kontrollerde ne çıkacak onları sizlere paylaşacağım. Şöyle bir uygulamadan önce şöyle bir çalkalıyoruz. Hemen. Hoppa. Dolduralım hemen arkadaşlar. Yavaş yavaş doldurmamız lazım. Burası biraz yağ doldururken de problem biliyorsunuz. O yüzden aparatla motor yağ dolum işlemi gerçekleştiriyoruz. Şimdi bir marşa basalım. Aracımızı bir kaldıralım. Genel itibariyle aracımızın maşallahı var. Yani içi de olsun dışı da olsun. Özenle bözenle bakılmış. Herhangi bir oynama göremedim ben dışarıda. Sizlerle beraber aracımızı bir inceleyeceğiz. Kontrol edeceğiz. Normalde biliyorsunuz bakımları paylaşmıyoruz artık. Çünkü çok bakım videosu var kanalımızda. Fakat bu tarz düşük kilometre temiz araçları paylaşmadan da olmaz yani. Biraz da şöyle neşemiz yerimize gelsin değil mi? Hep arızalı, hep arızalı. Hep arıza, hep arıza yani. Şu bakım işine biraz yoğunlaşalım. Eskiden bayağı bir ağır işle ilgili müşterilerden dönüş almıyorduk. Bu ara çok aşırı bir şekilde dönüş almaya başladık. Burayı da bir saralım. Bez bandımızı. Yaklaşık 15 dakika çalışacak. Sonrasında aracımızı kaldırıp istop ediyoruz. Aracımızı istop ettik. Şimdi fren sıvı değişim makinamızın aparatını takacağız. Fakat şunu bir belirtmekte fayda var. Üstteki sensörümüzü söktük. Şurada bir sensörümüz oluyor. Sensörümüz de burada. Bakın arkadaşlar. Sensörümüz bu. Hidrolik seviyesini ölçüyor. Şuradaki plastiğimizden. Şimdi hani diyoruz ya motor yıkaması yapılırken tesisatta oynama olmaması lazım. Tesisatta işlem işte kurcalanmaması lazım. Kırık vesaire. Şimdi normalde baktınız gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Baktığımızda hiçbir şeyde problem yok. Fakat burada bir su işlemi olduğunu düşünün. Bir bakıyorsunuz soketin yarısı yok. Anlatmak istediğim bu. Dolayısıyla buradan su her türlü girer. Ve fabrikada üretilen soketlerde şu gördüğünüz kavuşçuk var ya. Bakın burada lastik var. Bu buraya su almaması için zaten. Bu şekilde duruyor soket. Yukarıdan zaten kapalı. Şu pinlerin dipleri. Dolayısıyla bunun kırık olması hiçbir şekilde su alma olanağı yok. Net söylüyorum size ama İşte bu fark edilmiyor. Ondan sonra burada bir işlem oluyor veya su geliyor. Bir zaman sonra kısa devre yapıyor. Bu ilerliyor. Tesisattan ilerliyor. Beyine kadar gidiyor vesaire vesaire. Bunlar önemli. Bakın burası kırık. Bunun bir çözümü var mı? Soketin haricinde bir çözüm yok. Yani soket alınması lazım. Veya da bunun üstüne inciden bir poşet geçirilmesi lazım ki herhangi bir şey gelmesin diye. Size de paylaşmak istedim. Aracı istop ettik şimdi. Cihazımızı bağlıyoruz. Hem motor yağını değiştireceğiz. Hem antifrizi açacağız, hem fren sıvısı değişecek, hem şanzıman yağı. Hepsini bir arada aşağıdan halledeceğiz. İlk olarak bir yağ filtresini gevşetiyoruz, aracı kaldıracağız. Evet, aracımızı kaldırdık. Şöyle bir motor yağımızı açalım. Bir aracı kontrol edelim sizlerle beraber. İlk olarak şöyle tapamızı gevşettim. Açalım bir. Tapa değişeceği için direkt tavanın içine atıyoruz. Evet, yağımızın rengi
İkinci el araçlarda, üstüne basa basa söylüyorum, ikinci el araçlarda yağınızı değiştirin. Riske gerek yok. Yani şimdi şöyle, yani ukalalık yapmak istemem. Şimdi aldığınız araba 200-250 bin lira veya 400 bin lira. İşte bu rakamları verip de bir yağ bakımı yaptırmamak yani akıl işi değil. Yani yine yanlış anlaşılmasın. Lakin bu yağ işi önemli arkadaşlar. Yaptırın. Kendiniz bir zaman sonra devam edin. Yani ne şekilde filtre değiştiği, ne olduğu, ne bittiği bilinmediği için risk. O yüzden sizlere paylaşalım. Yanlış anlaşılmasın. Yine söylüyorum. Şimdi bu aracın bir genel kontrolünü yapalım bakalım. Aracımızın şunu belirteceğim. Bakın. Şimdi şuradan bir örnek vereceğim. Bir saniye. Su radyatörümüz Volkswagen. Gördüğünüz gibi Valio orijinal. V kayışımız. Bakın şuradan paylaşacağım. Orijinal. Ve bu araç 2012 model. Abim kilometresi kaçtı bunun? 81 miydi? 81 bin. Unuttum ben onu. Kusura bakmayın. 81 bin kilometrede bir araçtan bahsediyoruz. DSG mekatronik civatası dahi sökülmemiş. Gördüğünüz gibi. İyice kontrol ettim. Hiçbir civatasında oynama yok. Aracımız tamamen orijinal. Bir maşallah demeyi unutmayalım. Aracımız gerçekten mükemmel. Her parçası orijinal. Bir tek şu su radyatörlerin altlarında çok minimum bir kaçırma var. Şunlar bakın gördüğünüz gibi. Veya da başka bir şey diyeceğim ama yok. Su radyatörüyle alakalı. Gördüğünüz gibi. Şurada bir iki tane soketimiz boştaydı. Onu ben yerine taktım şu bölgede. Genel itibariyle dediğim gibi tamamen parçaları tek tek kontrol ettim. Kayışına kadar hiç değişmemiş. Gerçekten güzel bir şekilde bakılmış bu araca. İşte müşterimiz de al sat fikri yok. Zaten alıp bir 10 sene bineceğim diyor. Doğru mu? Biz de güzel bir şekilde bakımını yapacağız. Herhangi bir yağ kaçağımız, sızıntımız vesaire yok çok şükür. Aracımızın durumu güzel. İşte şanzımanla ilgili problem olmasın adına ki bu zamana kadar olmamış. Ama olmayacağı işareti değil bu. Şöyle aracı bizler içeriye almadan bir kontrol ediyoruz. Normalde aracı çalıştırdım. Vitesi geriye attım. Araç biraz bekliyor ondan sonra alıyor. Müşterimiz dün aldığı için tam testini yapamamış. Bu geç tepkime hidrolik mekatronun içerisindeki tüpten kaynaklı arkadaşlar. Arka balatalarımızın kodları orijinal ama bu diskin arkasındaki saç aynı şekilde balata boyanmış. Fren balatası değişmiştir veya değişmemiştir bilemiyorum ama değişmeyeni de gördük. Bilginiz olsun. 90 bin kilometrede arka balatanın hala orijinal olduğunu gördük. Kar yağışımız maşallah devam ediyor. Şu an fren sıvı değişim işlemi de devam ediyor. Onu da paylaşacağım. Bir saniye. Şöyle gelelim. Buradan da fren yağımız değişiyor. Şimdi motor yağını açtık. Şanzıman yağını da bir yandan açacağız. Mekatroniği de açacağız. Bakalım kapağını, kartelimizi. Durumu nasıl? Sizlere de paylaşacağım. Hepsi bir anda hallolacak. Motor suyumuzu da boşaltacağız. A'dan Z'ye bir bakım olmuş olacak. Tüm sıvılar değişiyor açıkçası. Evet şu kapağımızı bir sökelim. Bakalım ne durumda sizlere de paylaşalım. Motor yağ kartel tapamızı kapattık. Aracımızın şanzıman mekatronik kartelini söktük. Antifriz hem diğer borudan hem buradan akıttık. Biraz hızlı hızlı geçiyorum. Zamanımız dar. Diğer randevu gelmek üzere. O yüzden bu aracı da teslim edip hemen diğer randevumuzu almamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu araç 2012 dedik, 80 bin civarı kilometresi var. Mekatronikte işlem yapılmamış ama gerçekten bunu kullanan müşteri ya tek müşteriymiş yani tek sahibi, ondan sonra bu satışa çıkmış veya da binişli bir kişiymiş. Normalde ben bu mekatronik tüpünü gevşek bekliyordum. Cırcırla bile denedim yani 50 bırakın cırcırla bile denedim, gevşek değil. Kullanan arkadaşa helal olsun. Belki videomuza denk gelir, teşekkür ederiz. Çünkü bu araçta bu kilometrede bu modelde o mekatronik tüpünün gevşek olmaması, ben biraz şaşırdım doğrusu. Çünkü 2015, 2016, 2017, 17'yi bırak 18, onlarda bile denk geldik. Bu arabada yok, maşallahı var. Ama biz yine de güçlendirilmiş tüp uygulamasını yapacağız. Çünkü yarın bir gün biliyorsunuz bu olmayacak diye bir şey yok. İlla ki oluyor bir zamanla. Çünkü o müşteri örnek veriyorum çok kullanmıyordu, çok arabayı yormuyordu. Yine alan müşteri belki sürekli aktif kullanacak. Çünkü
Bu kronik, biliyorsunuz bu çelik alüminyum üstünde durmuyor ve gevşiyor. Gevşediği zaman, içindeki basınç düştüğü zaman bir daha tekrar fabrika basıncı içine basılması gerekiyor. Basınç dolmadığı için ondan sonra kavrama, volant vesaire sıkıntı. Tüpümüzü sökeceğiz. Sonrasında yeni tüpümüzü montajlayacağız. Şanzıman yağı dolum işlemleri olacak. Hem manuel şanzıman yağımız hem mekatronik şanzıman yağı değişiyor. Fren sıvısı bitti. Herhangi bir antifriz kaçağımız vesaire yok. Antifriz yine de değişiyor. Renge bakın. Burada antifriz var mı yok mu belli değil. Çünkü renk yok. Bidonda koyu halde duruyor bazen. Ama o önemli değil. Önemli olan maksimum 4-5 yılda değişmesi gerekiyor. Evet. Tüpümüzü komple söktük. Şimdi alttaki tüpümüzün bağlı olacağı diş kısmı, yani çelik tası montajlayacağız. Çok kolay 3 çivatayla. Bir tane de şurada var. Şimdi çelik tasa çelik tüp montajı gerçekleştireceğiz. İki malzeme de birbirini yormayacak. Fakat çelik tüpe alüminyum gövde olduğu için maalesef ileriki dönemlerde gevşeme yapacak. Gevşeme yaptığı için bu hidrolik pompa sürekli boş çalışacak. Fazla ısıdan dolayı boşluk koruma hatası, ileriye dönük plate'in şu gördüğünüz çevresini, tüpün bağlı olduğu yeri patlatacak. Ama bu yaptığımız işlemde bu arızanın önüne geçiyoruz. Şimdi bir de orayı sıkalım. Tasımızın altında o-ring var. Bir. İki. Civatalar alüminyum gövdenin üstünde olduğu için torklamakta fayda var. Üç tane civatamızı da 14 ile sıktık. Bir daha bir kontrol edelim. Elim çevirdi alttan tork metreyi. Yeterli. Tüpün çevre contası, o-ringi nereden gösteriyorum? Evet. Gördüğünüz gibi yağlı zaten. Yağlı geliyor. Direkt takıyoruz. Ağır bir tüp. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Elle tutturuyoruz. Zaten lokma vesaire arkasında olmadığı için bir şeyle takamayız. Elle tam boşluğunu alacağız. Sonuna kadar gidecek zaten. Ondan sonra aparatımız var. Size zaten çok aşırı sıkmanıza müsaade etmiyor. Son noktası geliyor. Dolayısıyla istediğiniz kadar abansanız da sıkamazsınız arkadaşlar. Şöyle bir aparatımız var. Her tüpün üstünde çıkıyor. Bakın sıktım. Şuradan geriye aldım. İstediğim kadar abanayım. Son nokta. Gücünüz yetmez arkadaşlar. Zaten fazla sıkmaya da gerek yok. Bu şekilde tatlı sıkı yeterli. Kartelimizin yıkamasını yapıyoruz. Burayı da yıkacağız şimdi. Sonrasında montaja geçeceğiz. Aracımızı indirdik arkadaşlar. Şanzıman yağ dolum işlemi tamam. Fren sıvısını aynı şekilde tamamladık. Cihazımız tamamlıyor zaten. Bizler sadece sökme takma yapıyoruz. Antifriz dolum işlemi tamam. Gördüğünüz gibi biraz yüksek koyduk antifrizi seviyesini. O çekecek. Cam suyumuz tamam. Motor yağ dolum işlemi gerçekleştireceğiz. Şu ayrıntıyı vereceğim birazdan. Yağ filtremizin montajı tamam. 504-507. Şöyle hemen gördüğünüz gibi. Ve hava filtresini takmadan önce şunu paylaşacağım. Normalde allandıra ballandıra anlattık arabayı. Müşterimiz de burada zaten. Lakin yapılan, yani firma mıdır, müşteri midir bilemiyorum ama genelde orijinal kullanıyoruz abi, merak etme. Biz şu fiyata yapıyoruz. Evet, orijinale bakın. Sanki ilkokul çocuğu yazmış. İşte bunları paylaşmasak olmuyor. Müşteriler bilmesi lazım. Ben orijinal filtre taktırdım diyor. Arkadaşlar orijinal filtre yetkili servis haricinde yok. Bilginiz olsun. Veya üreticilerde. İşte biz mesela şu an Filtron kullanacağız. Şu filtre ile şu filtrenin arasındaki farka bakın.
man kullanabilirsiniz, boş kullanabilirsiniz, bu size bağlı. Lakin bu gördüğünüz filtre çakma. Bakın ne hale gelmiş gördüğünüz gibi. Net burada. Yani şu logolu vesaire filtrelerden uzak durun. Zaten kendini belli diyor. Şu yazı karakteri bugün yani ilkokul çocuğuna gösterseniz neredeyse elle yazılmış derecesinde. Bunu paylaşmakta fayda var. Hava filtresi önemlidir. Buradan bir kağıt parçası kopsa vesaire ki süzmeyi de yapamıyor zaten. Ondan sonra turbo hemen burada. Direkt çekiyor buradan. Dolayısıyla hava filtresi insanlarda nasıl burun önemliyse hava filtresi de arabalar için önemli. Bakın kağıt kemik gibi olmuş artık. Yağımızı dolduracağız. Evet şöyle. Kapağımızı açıyoruz. Ve yağımızı dolduracağız. Hava filtresini sizlere paylaşmak istedim. Kısa bir videosunu da çekeceğim. Onu da paylaşacağım. Aparattan bahsetmiştim zaten. Biliyorsunuz bu aparat olmadan yağ dolumu zor. 1.4 TSI'larda çünkü taşma yapıyor kenarlarından. Birazdan marşa basıyoruz. Test sürüşümüz de var. Sonrasında diğer bir aracımız var. Ford. Onun da bakımı yapılacak ama bakımları dediğim gibi istisna durumlarda paylaşıyoruz. Burada polen filtremiz var. Meşhur polen filtresi. Evet. Polen filtresi sözde orijinalimiz. Şimdi ağırlık bile fark ediyor. Bakın bizim kullanacağımız karbonlu filtron. Şu filtreye bakın, şu filtreye bakın. Sizce hangisi orijinal? Milleti kandırıyorlar boşu boşuna. Evet, burayı da paylaştık. Aracımızı çıkartıyoruz. Birazdan testimiz var. Bakım çok önemli arkadaşlar. Bakımlara çok dikkat etmemiz lazım. Bakım şakaya gelmez. Son olarak teste çıkmadan önce ateşleme bujisi kontrol edildi. Bir bakım daha rahat götürür. Bujinin durumu güzel. Hala aracın üstünde orijinal bujisi mevcut. Dolayısıyla bir bakım sonra değiştireceğiz. Kötü bir buji olsaydı şu seramik tip kısımlardan patlatsaydı kesin değiştiriyorduk. Fakat bir bakım daha götürür arkadaşlar. Orijinal orijinaldir bildiğiniz üzere. Evet, yol testindeyiz. Otobandayız arkadaşlar. Akıcı bir trafik var. Bir de görüş açısı düşüyor. O yüzden kısa olarak sizlere paylaşacağım. Aracımızın iç görseli gördüğünüz gibi. Şimdi az evvel bir 10 dakika önce onu konuşuyorduk. Araç 2012 lakin joystick tuşları işte torpidodaki gördüğünüz gibi klima düğmelerimiz olsun, buradaki düğmelerimiz olsun. Herhangi bir aşınma söz konusu değil. Gerçekten araca çok iyi bakılmış ya da araç garajdan çıkmamış arkadaşlar. Her yıla yaklaşık 7.000 mi tekabül ediyor? 5.000 mi? Her yıla 8.000. 8.000 mi? Yılda 8.000 civarı kullanılan bir araç. Yani net söyleyeyim, biz araba içerisindeyiz, sektördeyiz ama yani böyle temizleri biraz zor görüyoruz. Bakın cam düğmeleri vesaire. Normalde alınan firmayı söylemeyeyim, garanti bir firma. Normalde kolay kolay problem olmaz ki onlar da öyle topa girmez. Reklam olmasın, o yüzden paylaşmıyorum. Resmi bir siteden alınmış. Sizlerin de yorumu önemli, bakalım sizlerin yorumu ne olacak. Bazıları atıp tutuyor hemen, yok gösterge şöyleymiş, direksiyon ve araba önden kazalı, yok takla atmış filan. Onlar hikaye arkadaşlar, normal doğru yorum. Bilgi bilgidir yani. Biz de sizlere paylaşıyoruz, sizlerin de yorumu olaya ayrı bir renk katıyor. Testimiz bitmek üzere. Dükkana geçiyoruz, son kontrolü yapıyoruz ve müşterimizi uğurlayacağız. Umarım faydalı bir içerik olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bizden bu kadar. Allah'a emanet olun. Herkese saygılar, sevgiler.